Evet. Bu akşam şimdi bazı harfleri görelim. Mesela sin harfimiz. Sin harfimizin nesiha şeklinde yazılışı önce bildiğimiz o güzel meşhur virgülümüzü atarız. Sonra 45 derecelik açıyla sola doğru kalbimize doğru çekeriz yazımızı. Sonra birinci dişimizi yaptıktan sonra ikinci dişimiz için tekrar sola devam ediyoruz. 45 derecelik açıyla bırakıyoruz. Neden? O yerden, bıraktığımız yerden alıp, hayat da öyledir, bırakılan yerden devam eder. Alırız, virgülümüzü aşağıya doğru kalemizin ucuyla sivrilterek bırakırız. Burası 45 derecelik açı değil, 90 derecelik de değil. Sanki bir göz kırpar gibi sola doğru çok hafif 3-5 derecelik açıyla bırakırız sinin dişini. Ve buradan alıyoruz. Güzel bir çanak. Devam ediyoruz. Yukarıya doğru attık. Burada virgül sinin bitişini şöyle tamamlıyoruz. Yarım nokta boşlukla. Burada 1, 2, 3. 1, 2, şurada 3 nokta. Tamamlıyoruz. Sinin birinci dişi 1 nokta. İkinci dişi 1,5 nokta. Yine sinin virgülünün mesafesi, uzunluğu 2 nokta. Her zaman olduğu gibi. Yine sinimizin çanağının yüksekliği 2 nokta. Evet. Peki düz sin nesihte böyle. Peki keşideli sinimiz nasıl olacak? Aynen şöyle. Keşide demek uzun kuyruğu olan. Sonra 45 derecelik açıyla devam ediyoruz. Birinci dişten sonra ikinci dişimizi yapıyoruz. 1,5 noktalık. Sonra virgülümüzü tamamlıyoruz. Sonra keşide keyif veren uzun çizgimizi, kuyruğumuzu devam ediyoruz. Çok güzel bir şekilde tamamlayıncaya kadar elimizi, evet, kalemimizin ince ucu cilvesiyle kıvırarak devam ediyoruz. Yani şu şekilde, bakın, şu şekilde kalemin sırrı ucunda ve ucunun sırrı da öğretmenin, hocanın elindedir. Onun için çok önemli. Yine aynı ölçüler. Dolayısıyla diğer harfleri de devam edeceğiz.